Değerli dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz, kıymetli panelistlerimiz ve uzun yıllardır işbirliği halinde değer üretmeye çalıştığımız Yeşil İş Zirvesi'yle katkı vermeye çalıştığımız Sürdürülebilirlik Akademisi'nin değerli yöneticilerine bugün bir arada yeni bir konu üzerinde fikir teatisi bulma imkanı verdikleri için çok teşekkür ediyorum bizi bir araya getirdikleri için. Tabii önemli bir konu. Demin dönüşüm diye Cansu Hanım konuya girdi. Dönüşümün tabii merkezinde de plastik çok önemli bir yer tutuyor. Bunun içinde ambalaj çok çok ayrı bir önemli bir yer tutuyor. Biliyorsunuz çok yakın zamanda hepimizi çok üzen ülkemizde önemli bir hasara sebep olan bir deprem yaşadık. Kayıplarımız oldu. Onlara Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılarımız var. Acil şifalar diliyoruz. Tabii konu deprem olunca bir tarafıyla bu üzücü olay. Diğer taraftan baktığımızda bugünün konusunun başlığı yeşil ekonominin sarsılmaz kolonu sürdürülebilir ambalaj. Şimdi, kolon ne diyoruz? Taşıyıcı, bütün sistemi ayakta tutan. Neden sürdürülebilir ambalaj böyle bir şekilde ifade ediliyor? Çünkü bugün konumuz olan iklim değişikliğinde, karbon emisyonlarında son noktada bizim insanlık adına yapmaya çalıştığımız şeylerin başında gelen konulardan bir tanesi de insanlığın da bu gezegenle birlikte sürdürülebilirliği sağlamak, gıda güvenliğini sağlamak, gıda güvenliği dediğimiz zaman doğru ambalajlama, gıdaları uzun süre saklama, onları tüketiciye ulaştırabilme önemli bir konu. Diğer tarafta bu ambalajın daha sonra ortaya yani işini gördükten sonra bunun doğru bir şekilde geri dönüştürülmesi, çevreye zarar vermeyecek bir şekilde planlanması, atık yönetiminin yapılması ve en başında da gereksiz ambalajın üretilmemesi, tüm bunlar baktığınızda bir tarafıyla ambalajı bu yeşil dönüşümün tam orta noktasına koyuyor. Bugün değerli konuklarımızla birlikte bu temel noktayı sektör olarak bu dönüşüme nasıl tepki veriyoruz? Madem bunun ortasındayız, peki neler yapıyoruz biz? Konuklarımızla da paylaşmak istiyoruz. Dinleyicilerimizle, izleyicilerimizle paylaşmak istiyoruz. Bugün aslında konuyla da tam bağlantılı. Şu anda bu yayına katıldığım nokta Avrupa Birliği'ndeki önemli bir geri dönüşüm fuarı. Amsterdam'da geri dönüşüm fuarından şu anda bu yayına katılıyorum. Gördüğümüzde dünyada özellikle ilk başta tabii ki defalarca kullanmak yani reuse dediğimiz konsept önde. Bununla alakalı çalışmaları görüyoruz. Diğer tarafta geri dönüştürülebilirlik her şeyiyle en önde yani bir malzemenin ne kadar geri dönüştürülebilir olduğu ta tasarım aşamasından o ambalaj tasarlanırken geri dönüştürülmek üzere tasarlanması, bunun oranının maksimum seviyelere gelmesi. Diğer tarafta da bu ambalajın üretilirken içinde ne kadar fazla geri dönüştürülmüş malzeme kullanıldığı, bunların temel olduğu, bu değişimin temelinde bunu ölçülebilir, genişletilebilir halde daha ticari hale getirmek için bütün sektör canla başla çalışıyor. Fuarlarda da bunu görüyoruz. Geçen hafta Interpack Ambalaj Fuarı'nda şu anda yayında birlikte olduğum dostlarımızın hepsi de orada fuardalardı zaten. Bu sektörün içinde olarak o değişimlere şahit olduk. Dolayısıyla bunları birazcık daha sektörün içinden sanayicilerimizle, meslektaşlarımızla da sizle paylaşmak istedik. Ben öncelikle tabii ambalajda sürdürülebilirliği bahsedeceksek bunun en temelinden başlamak lazım. Ham maddeden başlamak lazım diye düşünüyorum. Bugün bizde Köksan Genel Müdürü Sayın Murat Kökoğlu bizle birlikte. Tabii Köksan deyince Köksan bir tarafıyla da bir ambalaj üreticisi. Aslında serüvenine ilk ambalajla başladı. Biz preform üretimiyle biliyorduk. Ardından oradaki büyümesi bir entegrasyon yaparak kendi ham madde üretimini yapmaya başladı. Bunu çok büyük ölçeklere getirdi ve Türkiye'nin dış ticaret fazlası veren sektör ham maddelerinden biri haline geldi PET. Bu da bizleri hem bir yönüyle Türkiye'nin cari açığının kapatılması adına sevindirdi. Diğer tarafta çevre adına da çok uzak noktalardan petrol kaynaklı ham maddelerin ithalatı yerine Türkiye'de üretilmesi çok güzel. Son dönemde yine kimyasal geri dönüşümle ilgili çalışmaları var. Sanayinin kendi üretirken yaptığı verimlilikle ilgili çalışmaları var.
Tabii bütün bunların detayında Sayın Murat Kökoğlu'nu alacağız. Murat Bey buyurun. Çok teşekkür ederim başkanım. Değerli katılımcılar, Yeşil İş Zirvesi'nin değerli yürütücüleri, PAGEM'in saygıdeğer başkanı, sevgili dostum Yavuz Bey, hepinizi şahsım ve şirketim adına saygıyla selamlıyorum. Öncelikle Interpark'la ilgili ben de birkaç şey söylemek istiyorum. 250'ye yakın Türk firmasıyla Türkiye'nin temsil edildiğini öğrendiğimde gerçekten gururlandım. Şu anda Türk ambalaj üreticileri dünyanın her tarafında ürünlerini ihraç etmek için, satmak için koşturuyorlar. Bundan da büyük bir memnuniyet duydum. İnşallah bu rakamlar çok daha artarak devam eder. Daha güzel temsil edilir ülkemiz. Ben konuşmamı iki bölümde yapacağım. Birinci bölümde Köksan'da yürütülen sürdürülebilirlik çalışmalarının genel çerçevesini ve yaklaşımlarını anlatmaya çalışacağım. İkinci bölümde ise Köksan olarak sürdürülebilir ambalaj ile ilgili çalışmalarımızı kısaca özetlemeye gayret edeceğim. Sürdürülebilirlik çalışmalarımızda Köksan olarak 2015 yılında Birleşmiş Milletler'e bağlı tüm üye devletleri tarafından kabul edilen 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi esas alınmaktadır. Bu kapsamda listelenmiş bulunan 17 sürdürülebilir kalkınma amacına ulaşma yolunda biz de mevcut kurumsal faaliyetlerimizi sorgulayarak yola çıktık. Takiben iş süreçlerimizi güncelledik ve sürekli iyileşme hedefiyle her gün bu süreçlerimizi geliştirerek yolumuza devam ediyoruz. Yönetişim modelimizi çevre, sosyal ve yönetişim ana başlıklar altında 17 amacı kapsayacak şekilde oluşturduk. Yaygın anlayışın aksine sürdürülebilirlik anlayışımızı çevreye duyarlılık ile sınırlandırmadık. Sosyal eşitlik, ekonomik kalkınma, refah gibi faktörleri denklemimize katarak tüm iş süreçlerimizde denge içinde var etmeye çalışıyoruz. Çevreyi koruma çerçevesinde karbon ayak izini azaltmak, üretim süreçlerinde sürdürülebilir kullanım sağlamak, atık, sıfır atık yönetimi, biyoçeşitliliğin korunmasına katkı sağlamak, enerji ve su tasarrufu, geri kazanım ve geri dönüşüm gibi adımlarda ekosistemin bütünlüğünü ve esnekliğini korumaya odaklanmaktayız. Ekonomik kalkınma çerçevesinde kaynakları koruyarak ekonomik büyümeyi sağlamayı ve refahı yükseltmeyi hedeflemekteyiz. Yeşil yatırımlar, inovasyon ve Ar-Ge, adil ticaret, sürdürülebilir finansman, döngüsel ekonomi, iş süreçlerimizi yürütürken esas aldığımız kavramlardır. Sosyal gelişme çerçevesinde sosyal adalet, fırsat eşitliği, kapsayıcılık, eğitim, sağlık, toplum bilinci, toplumsal cinsiyet eşitliği gibi hayatın her alanında tatmin edici ve sürdürülebilir bir standarda ulaşmak temel hedeflerimizdir. Döngüsel ekonomi, alışageldiğimiz al, kullan, at şeklinde ifade edilen tüketime dayalı doğrusal ekonomi anlayışından vazgeçerek yeni kaynak kullanımının en aza indirildiği, tekrar kullan, azalt, geri dönüştür anlayışıyla sistemdeki mevcut malzeme ve ürünlerin değerlerini koruyarak en verimli şekilde ve olabildiğince en uzun süre kullanıldığı yeni bir ekonomik sistemin benimsenmesi anlamına gelmektedir. Ambalaj ve ambalaj atıklarının azaltılmasına yönelik hem kendi süreçlerimizde hem de müşteri süreçlerinde çalışmalar yapmaktayız. Müşterilerimizin kullandığı şişelerde kullanılan malzemelerin azaltılmasına yönelik Ar-Ge çalışmalarıyla optimum ölçüler hesaplanmakta, uygun kalıplar ile preformlar tedarik etmekteyiz. Ayrıca teknik destek ile müşterilerimizin makinelerinde yürütülen deneme çalışmalarıyla daha az malzeme içeren yeterli kalitede şişeler üretilerek kullanıma alınmaktadır. Son yıllarda yaptığımız çalışmalar ve tasarımların izin verdiği oranda lightweighting, yani ağırlığı azaltma çalışmalarında %10 ila 30 seviyelerine kadar ham madde, malzemede düşüşler yakalayabilmekteyiz. Bir yandan müşterilerimizin rekabetçiliğine katkı sağlarken, diğer yandan kaynak kullanımını azaltarak sürdürülebilirliğe katkı sağlamaktayız. Örnek olarak son 2 yıl içerisinde 0,5 litrelik su şişelerinde 10,5 gramdan 12 gramdan 9,8-9,9 gramlara, 9,75 gramlara, 1,5 litre şişelerde de 24 gramlardan 20,5 gramlara düşen bir şişe tedarik etmekteyiz. Ya bunu da hesap ettiğimizde başka gramajlarda da %10, 15, 20 oranlarında
tasarruf sağlamaktayız. Köksan entegre bir tesis olarak 2003 yılından beri preform üretmekteyiz. 2013 yılından beri de PET chips üretmekteyiz. Hem preform hem PET chips de entegre bir tesis olaraktan dünyada tek çatı altında tek firmayız. Yani tek örneğiz. Üretilen PET chips ambalajlamaya ihtiyaç duymaksızın borular ile preform tesisine boru hattıyla aktarılmakta ve preform tesisinde kullanılmaktadır. Böylece ham madde paketlenmesinde kullanılacak olan big bag, taşıma, stoklama için kullanılan paletler, taşımacılıkta kullanılacak olan fosil yakıtlardan tasarrufta bulunmaktayız. Bunun yanında yaklaşık 500 ton ham maddeyi günlük bu şekilde boru hattıyla PET chip tesisimizden preform tesisimize aktararak bu tasarrufu sağlamaktayız. Bunun yanında Köksan tesislerimizde ambalajlarımızı ürettiğimiz paletlerimizi, lojistikte kullandığımız paletleri plastik palet olaraktan kendi tesislerimizi üretmekteyiz. Atık plastik malzemelerden üretmiş olduğumuz bu paletlerde hem ahşap kullanımını sıfırlamış olduk hem de atık plastikleri değerlendirerek onlardan tekrar dönüşümlü plastik paletler yapmaktayız. PET platformda kullanılan rezinler palet üzerinde big bag'lerde taşınmaktadır bildiğiniz gibi. Bu şekilde bu sıcak taşımayla bu şekilde direkt boru hattıyla taşımayla bütün bu şeylerden tasarruf etmekteyiz. Ayrıca dünyada yine ilk bizim kullandığımız bir teknoloji PET chips tesisimizde 170 derecede çıkan PET chips normal şartlar altında soğutulmakta, bunun için bir enerji harcanmakta, torbalara doldurulmakta ve bunu preformcular preform tesislerinde tekrar 4 saatlik bir kurutma ve ısıtma işlemleriyle tekrar preform üretimine uygun hale getirmektedirler. Ancak biz yapmış olduğumuz inovasyon ve iş geliştirmede sıcak besleme ile tesisten çıkan PET chips'i 170 derecede preform tesislerimize götürmekteyiz. Hem PET chip tesislerinde soğutmanın önüne geçmiş oluyoruz. Hem de preform tesislerimizdeki tekrar ısıtma ve belli bir süreçte ısıtma ve nemini alma prosesini bypass ettiğimizden dolayı hem burada tasarruf sağlamaktayız hem de plastiğin malum bir zincir yapısı var. Bu zincir yapısını bozmadan en kaliteli preformlar üretmekteyiz. Yine aynı zamanda PET rezin üretiminde dünyanın en gelişmiş teknolojisi olan melt to resin dediğimiz direkt eriyikten rezin üretimi yapmaktayız. Bu teknolojiyi kullanmaktayız. Kullanılan teknoloji konvansiyonel teknolojiye göre enerji kullanımı açısından tasarruflu olup bunun yanında preform enjeksiyon ve şiş üretim aşamalarında da enerji tasarrufu sağlayan bir özellik taşımaktadır. Su sektöründe dünya lideri firmalardan birisi olan müşterimiz yaptığı bir yıllık yaptığı ölçümlemelerde bizim Köksan ham maddesi ve Köksan preformunda yıllık %12 enerji tasarrufu söylediğini bize raporlamıştır. Yine PET rezin üretiminde kullandığımız monomerlerden monoetilen glikol ve terafitalik asit petrol bazlı ürünler olup bunu bitki bazlı olarak da üretebilme çalışmalarımız mevcuttur. Petrol fiyatlarının seviyesine göre ekonomik sürdürülebilirliği güç olmakla birlikte alternatif bir ürün olarak tesislerimizde nişasta bazlı biyomek kullanımına da uygun hale getirdik tesislerimize. Preform üretimimizde kullanılan özel katkılar ile PET malzemelerin doğada çözünebilirliği artırabilmektedir. Ancak ambalaj atıklarının doğada çözülmesi yerine tekrar toplanıp geri kazandırılması ve geri dönüştürmesini tavsiye etmekteyiz. Geri dönüşüm koşullarını güçleştirme ve geri dönüşmüş malzeme standartını bozabilme özellikleri nedeniyle boya ve benzeri katkı maddelerinin kullanımının azaltılması veya mümkünse kullanılmaması müşterilerimize tavsiyelerimiz arasındadır. Gıda ile temas eden madde ve malzemeler ve ambalaj atıkları mevzuatının geri dönüşüm kullanımı zorunlulukları ve PET malzemelerde depolimerizasyon yolu ile kimyasal geri dönüşüm uygulaması taleplerini karşılamak üzere %25'e varan oranda PET karışım olarak glikoliz depolimerizasyon tesisi kurmuş ve 2020 yılında devreye alınmıştır. Köksan olarak çöpten toplamış olarak PET şişeyi kendi tesislerimizde
yıkayıp, sıcak yıkama yapıp en kaliteli şekilde çapak elde edip bu çapaklardan da %100 oranında kimyasal geri dönüşüm mantığıyla ve şu anda bu teknoloji dünyada yok. İlk defa biz kendi mühendislerimize geliştirdiğimiz bir teknoloji. %100 oranında kimyasal geri dönüşüm cips üretebilmek gibi hem gıda sanayinde hem tekstil sanayinde hem de farklı tekstil sektörlerde kullanılabilecek pet cips üretim şeyine gelmiş bulunuyoruz. Şu anda %25 olarak üretiyoruz. Ama yeni kuracağımız 300 ton gün kapasiteli tesisimizde kimyasal geri dönüşüm metoduyla 300 ton repet üreteceğiz. Bunun yanında 40 tonluk mekanik geri dönüşüm tesisimizle 2024 yılının ikinci yarısında devreye almış olacağız. Bu konuda tabii kamu kurum ve kuruluşları ve paydaşlarımızın desteğine ihtiyacımız bulunmaktadır. PET şişe kırığı ülkemizde birçok sektörün girdisi olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle şişelerin tekrar geri kazanım döngüsünün sağlanması için desteğe ihtiyacımız bulunmaktadır. Hem sivil toplum örgütlerinden hem de Çevre Bakanlığı'ndan böyle bir desteğe ihtiyacımız bulunmaktadır. Çünkü depozito sistemi uygulandığı takdirde ancak ihtiyacımız olan şişelerin geri toplanmasının mümkün olacağını düşünüyoruz. Eğer depozito sistemi uygulanmazsa bu şişelerin geri toplanması ve geri kazanımı gerçekten çok meşakkatli bir hal almaktadır. Ayrıca enerji yönetim sistemi olarak da kendi bütün iş süreçlerimizde enerji verimliliklerini gözden geçirmekteyiz. Süreçleri iyileştirerek en uygun ekipmanları seçmekteyiz. Yenilenebilir enerji kaynakları olan güneş enerjisi panelleriyle çatılarımıza şu anda toplam 22 megawatt enerji üretmekteyiz ve bunu kendi tesislerimizde kullanmaktayız. Bunun dışında arazi tipi GES projemizde aşağı yukarı 80 megawattlık bir projeyi de şu anda hazırlıyoruz. Aşağı yukarı bizim hedefimiz enerjide de ihtiyacımız olan elektrik enerjimizin %100'ünü GES üretimi olarak hem çatılarımızda hem de arazilerde, kendimize ait olan arazilerde kullanmayı hedefliyoruz. Bana bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Evet. Murat Bey çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten yapılan çalışmalar çok etkileyici. Özellikle birkaç tanesini teknolojik olarak dünyada ilk biz yaptık o entegrasyonları diye ifade etti. Bunları çok kıymetli buluyorum. Yani hem çevre adına hem de ülkemiz adına yapılan işlemler çok önemli. Direkt çip üretiminden soğumadan ondan hemen preform üretilmesi veya yine bahsettiği ilk yapılan birçok uygulama gerçekten sürdürülebilirlik adına da çok önemli, değerli katkılar. Ben sözü şimdi Bell Holding İş Geliştirme Direktörü Bekir Ekmenoğlu'na vereceğim. Özellikle Bekir Bey'le de birkaç tane konu var. En son Murat Bey bıraktığı noktada depozitodan bahsetti, bunun öneminden bahsetti. Yine geri dönüştürülmüş malzemelerin özellikle Avrupa Birliği'nde olduğu gibi Türkiye'de de gıdaya temas eden madde ve malzemelerde kullanımı ile ilgili mevzuatsal konular var. Bu sektörünün baktığınızda dünyada gittiği nokta var. İlk başladığı bu gönüllü taahhütlerle başladı. Özellikle geri dönüşüm malzeme kullanımı. Ellen MacArthur Vakfı'nın oluşturduğu bir tablo ve taahhütler üzerinden. Bu konuda yeni neler var? Bu konuları da yakından takip ettiğini biliyorum Bekir Bey'in. Genel bir hem grubun içinde geri dönüşüm kısmı da olduğunu bildiğim için hem bir dünyadaki genel durum hem kendi gruplarında bu noktada sürdürülebilirlik adına yaptıkları çalışmalarda bizi bilgilendirmesini rica ediyorum. Buyurun Bekir Bey. Çok teşekkür ederim Yavuz Bey. Ben de kısaca süre içerisinde, 10 dakikalık süre içerisinde Köksan'ın kimyasal geri dönüşüm ve ilk uygulamalarını duyduğum için çok sevindim. Bizde mekanik geri dönüşümle bir takım yatırımlarımız var. Dolayısıyla bunları paylaşmak istiyorum ama bu arada tabii ki bu zirveyi düzenleyen Sürdürülebilirlik Akademisi'ne teşekkür ederim. Bu panele beni davet ettiğiniz, şirketimize bu fırsatı verdiğiniz için Yavuz Bey size teşekkür ederim.
ve de değerli uygulamaları bizlerle paylaştığı için hem bu oturumda hem diğer oturumlardaki panelistlere de tecrübelerini herkesle paylaştığı için tüm katılımcılara herkese teşekkür ederim. Şimdi bu arada sürdürülebilir ambalajdan önce aslında şu da dikkatimi çekti. Biraz da tesadüf. Geçtiğimiz iki gün sürdürülebilirlik temasında başka bir zirve vardı. Dolayısıyla bu hafta herhalde Türkiye'de bir sürdürülebilirlik haftası ilan edildi. Dolayısıyla hakikaten bu konu çok önemli. Eminim birçok kuruluşta, birçok sivil toplum kuruluşunda bunun üzerinde gün geçtikçe daha ne diyelim bu dönüşüme hız verecek çalışmalara yapıyorlar. Ben şöylece anlatayım. 10 dakika içerisinde sürdürülebilirliği bir genel olarak yaklaşımımızı ve ambalaj tarafındaki müşterilerimizle birlikte diğer tedarik paydaşlarıyla birlikte neler yaptığımızı anlatacağım. Bu iki zirveyi de izlediğimde gördüğüm şu, evet sürdürülebilirlik 10 yıldan fazla konuşuluyor. Önemli bir farkındalık yaratıldı. Tüm ilgili otoritelerle, kamu olsun, regülatör kuruluşlar olsun, bizim gibi ambalaj üreticileri olsun. Önemli bir farkındalık yaratıldı ama artık bunun daha sistemsel bir dönüşüme evrilmesi lazım. Bu sistemsel dönüşümde biraz regülatörlerin yarattığı zorlayıcı konuları da düşünerek kamu otoritelerinden başlayarak ham madde üreticileri, piyasaya sürenler, bizim gibi ambalaj üreticileri, tüm tedarik süreci oyuncuları ve de tabii ki bu ürünleri alan, alma kararı veren tüketiciler. Bütün bunların aslında bir araya gelerek ortak bir sistem dönüşümünü sağlamaları gerekiyor. Ancak sürdürülebilirlik bu anlamda daha faydalı bir yola evrilebiliyor. Şimdi bizim ambalaj tarafında tabii grupta biz hem plastik hem alüminyum ambalaj üretiyoruz. Dolayısıyla döngüsel ekonomi tarafında bir tarafta bir malzeme var, sonsuz kez dönüşebiliyor alüminyum. Dolayısıyla bunun hem farkındayız hem bunun etkilerini daha iyi irdeleyebiliyoruz. Öbür tarafta da plastik ve bunu döngüsel ekonomi içerisinde birçok kez kullanmak, tekrar kullanmak konusunda da müşterilerimizle birlikte, diğer paydaşlarla birlikte birçok projeler yaptık. Ama şunu gözlemleyebilirim, son 4-5 yılda özellikle malzemelerde değişimler, yani plastik içerisinde değişim olabilir, plastikten başka bir ambalaj malzemesine dönüşüm olabilir. Plastiğin biraz önce Murat Bey'in de bahsettiği daha hafifleterek çevreye ve çevreye etkiyi azaltmak olabilir veya geri dönüştürmek olabilir. Bütün bunlar hızlıca aslında kullanılmaya, denenmeye başladı. Biz de görüyoruz, müşterilerimizle birlikte geliştirdiğimiz projeler var. Şimdi bizde sizin de bahsettiğiniz gibi Ellen MacArthur kuruluşuyla 3 yıl önce bir yeni plastik ekonomisi başlığında onların bütün dünyada bütün paydaşları bir araya getirerek başlattığı bir sivil inisiyatif var. Biz de ambalaj grubu olarak orada bir taahhütte bulunduk. Grup olarak ürettiğimiz plastiğin yarısını 2025 yılına kadar tekrardan geri dönüştürerek kullanma taahhüdü verdik. Bununla da ilgili yatırımlar yaptık. Birazdan bahsedeceğim. Ama şurada bir veriyi paylaşayım. Hatta birkaç veriyi. Ellen MacArthur kuruluşu 3-4 yıldır her yılki buraya imza atan kuruluşların, yani bizim gibi ambalaj üreticisi de var, malzeme üreticileri, ham madde üreticileri ve piyasaya sürenler var. Onların taahhütleriyle ilgili
ilerleme durumlarını rapor ediyor. Burada önemli birkaç veriye dikkat çekmek istiyorum. 2022 raporunda bir önceki yıla göre tüm bu imza atanların %78'i malzeme tarafında iyileştirme yapmış. Yani daha hafif malzeme kullanmış. Bu da %19 ile en yüksek. %18 oranında plastikten kağıda geçme formülünü devreye sokmuş. %15'i daha farklı bir plastiğe, yani polistirenden PET'e olabilir, polietilenden polipropilene olabilir. %10'u da monomaterial'a geçmiş, yani çok katlı yapılardan, çok katlı ürün çeşidinden daha tek ürün kullanmaya giderek amaç geri dönüşümü daha verimli yapılması, malzemenin daha etkin kullanılması için. Bu aslında çok önemli. %78 demek ki ya tekrar kullanmak ya geri dönüştürerek bu ürünün, plastiğin kullanım ömrünü artırabilmek yönünde. Geri kalan %22 çok fundamental bir değişiklik yapmış. Plastik yerine biyomateryala dönmüş ya da farklı çözümlerle bitkisel ürünler vesaire yapmış. Dolayısıyla halihazırda geri dönüştürmek, tekrar kullanmak, aynı ambalajı tekrar dolum yaparak birkaç kez kullanmak gibi yöntemler şu anda en çok tercih edilen. Dolayısıyla Ellen MacArthur'un çalışmasının sonuçlarını hakikaten biz de önemsiyoruz. Şimdi daha önceki konuşmamda tüketici de sürdürülebilir ambalaj yönünde ya da satın aldığı ürünlerin sürdürülebilirliği yönünde de aslında satın alma kararını veren, bizim yaptığımız bütün çalışmaları bir şekilde onaylayan kişi tüketiciler. Dolayısıyla bizim müşterilerimiz ve Ellen MacArthur'la birlikte şöyle bir tespit de var. Tüketiciler geçtiğimiz 4-5 yıla göre çok daha bilinçli. Ne konuda? Çevre konusunda, iklim değişikliği konusunda oldukça tercihlerini daha sürdürülebilir ürünler yönüne kullanmaya evrilmiş. Yine bir veri var önümde. McKinsey'in yaptığı 2021 yılında tüketicilerin %67'si davranışlarında doğaya, çevreye etkiyi önemsiyor. Dolayısıyla tercihlerini bu yönde kullanıyor. Devam ediyorum. Bu araştırmaların diğer bir bulgusu da tüketicilerin %54'ü de aldıkları ürünlerin sürdürülebilir olmasını tercih sebebi olarak söylüyorlar, belirtiyorlar. Dün katıldığım diğer sürdürülebilir zirvesinde FMCG alanında, ki biz de ambalaj tedariği yaptığımız çok uluslu bir şirketin ilgili yöneticisi bir veri paylaştı. Tüm ürünlerinin içerisinde sürdürülebilir ürün ve sürdürülebilir ambalaj olan portföyü bir önceki yıla göre %34 artırmışlar. Ve sürdürülebilir ürün ve sürdürülebilir ambalaj ürün satışları da bir önceki yıla göre %28 artmış. Şimdi neden bu verileri paylaştım? Hakikaten şunu gösteriyor. Farkındalık bitti, dönüşüm başladı, aksiyon başladı ve hızlıca artıyor. Bunu tetikleyen tüm paydaşlar olduğu gibi aslında tüketiciler de, artık algı orada oluşmuş. Tabii bunu ben bizim ülkemiz değil, tüm dünyadaki verilerden söylüyorum. Dolayısıyla sürdürülebilir ambalajı artık ilgi var. Şimdi bizler neler yapıyoruz? Ama burada bizler neler yaptık?
yapıyoruzdan önce bir de karbon ayak izi hesabı tarafına dikkat çekmek istiyorum. Bekir Bey, 2 dakikada toparlayabilirsek memnun oluruz. Peki, tamam. Çok güzel. Ürün bazlı karbon ayak izi hesapları yapılıyor artık. Dolayısıyla bizim müşterilerimiz aldıkları ambalajlardaki karbon ayak izi hesabını ürün bazında çok önemsiyorlar. Dolayısıyla sadece ambalajların hafifletilmesi, farklı malzemelerle yapılması değil, o üründeki toplam karbon ayak izi önemli. O yüzden tedarik noktası, tedarikteki karbon ayak izi ki Scope 3 dediğimiz taraf oldukça önemli. O yüzden de Türkiye'nin ambalaj ihracatında burası oldukça önemli. Burayı önemsememiz lazım. Gelelim biz neler yaptık? Döngüsel ekonomi olarak bir tarafta ambalaj üretiyoruz. Dedik ki bunu geri dönüştürelim. Hem taahhüdümüz var hem çevreye olan, dünyaya olan önemsememiz var. Biz şu anda ARPET konusunda mekanik geri dönüşüm ki bu Avrupa'da hem EFSA hem FDA tarafından onaylanmış bir teknolojidir. Gıdaya temas konusunda Avrupa'da şu anda Amerika'da da kullanılan bir granül, ARPET granül üretimine başladı. Tabii burada önemli bir konu Türkiye'nin için ihracat imkanı da olan bir yatırımdır bu. Hatırı sayılır miktarda yüksek bedellerle olan bir yatırımdır. Dolayısıyla mekanik geri dönüşümün hem yurt içindeki müşterilerimiz hem yurt dışındaki müşterilerimize tedariği devam ettirebilmemiz için burada Türkiye'deki mekanik geri dönüşümdeki bazı regülasyonların tekrardan ele alınması ve Avrupa Birliği'nin de kabul ettiği şekilde belki revize edilmesi gerekiyor. Çünkü 6 milyar dolar belki bu sene daha da fazla olacak bir ihracat imkanı var. Tüm ambalaj üreticilerinin özellikle plastik bu konuda bu gibi yatırımları desteklemesi. Bizim dışımızda da yapılan yatırımlar olduğunu biliyorum. Önümüzdeki yıllar artarak devam edeceğini biliyorum. Çünkü aynı yatırımı sipariş etmiş olanlar da var. Dolayısıyla tüm kamu otoritesinin, regülasyon üzerine çalışan kurumların bu gözle de mekanik geri dönüşüm konusunu da ele almaları gerekiyor. Son bir yatırımımız daha var. Biz geri dönüşümü yaptık ama bir de ambalajı kaynağında toplayalım diye bir yatırımımız var, bir girişimimiz var. Gönüllü olarak yapıyoruz. Tüm plastik ambalajları otomatlar vasıtasıyla ya da direkt kullanıcılardan kaynağında temiz ayrıştırılmış bir şekilde topluyoruz. Bunu da tüketicileri teşvik ederek yapıyoruz ki teşvik olsun onlara, gönüllü olarak yapmasınlar. Dolayısıyla biz döngüsel ekonomi içerisinde topluyoruz, geri dönüştürüyoruz, sonra tekrardan ambalaj üretiyoruz. Umarım süreyi fazla aşmadım. Dolayısıyla da tekrardan herkese teşekkür ediyorum. Evet, çok teşekkür ediyoruz Bekir Bey'e. Bekir Bey de birçok grup olarak yaptıkları sürdürülebilirlikle ilgili çalışmalardan bahsederken mevzuat konusunda da önemli revizyonların sektörün önünü açacağını o da vurgulamış oldu. Bu konunun altını ben de iki konuşmacımızın değerli katkısı üzerine tekrar çizmek istiyorum. Şimdi Şekeroğlu Plastik ülkemizde özellikle rigid ambalaj, sert ambalaj konusunda sektöre ilkler olarak başlatan, birçok şeyin ilkini gerçekleştiren, özellikle IML'de çok ciddi atılımları yapan ama bir tarafıyla da son dönemde teknoloji kısmında da yoğun çalışan, kalıptan tutun da birçok teknoloji kendi otomasyonları üretmesi anlamında da ciddi katkılar veren bir kurumumuz. Bir de tabii İstanbul dışında üretim yapması, aynı Kökoğlu gibi, Köksan gibi Türkiye'nin bütün Anadolu'ya yayılan bir kalkınmasını sağlayacak yatırımlar, çok değer veriyoruz biz buna.
Bu anlamda da kıymetli bir firmamız. Ahmet Bey'in kendisi bir yanıyla da mühendisliğinin yanında sosyolog. Dolayısıyla sürdürülebilirlik çevrenin bir de böyle bir boyutu var. Ahmet Bey, sözü ben size vermek istiyorum. Buyurun. Sayın Başkanım, çok teşekkür ederim. Tüm katılımcıları, dinleyicileri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Çok sağ olunuz. Bize bu fırsatı verdiğiniz için başta PAGEV ve Sürdürülebilirlik Akademisi yetkililerine çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Tabii yani konuyu sürdürülebilirlik ve yeşil ekonomi bağlamında ele aldığımız zaman ve bunun tarihine baktığımız zaman yani yaklaşık belki işte 2. Dünya Savaşı'ndan sonra rahatlıkla bir 50 yıllık süreç de bu tartışılıyor. Ve bu konuda işte gelişmeler izleniyor. Bu arada ben Sayın Başkanım, hani bana bu tebliğ edildiği zaman bir 60 slaytlık bir şey sunum hazırlamıştım ama hani tabii katılımcılardan da izlediğim o ki benim de bu konuda çok detaylı şeyler yapma şansım çok gözükmüyor. Onun evet. için ben alanları altını çizerek geçmek durumundayım. Ahmet Beyciğim, burada siz dahil özellikle çok kıymetli katılımcılarımız çok geniş teknik bilgisi, konuyla ilgili değerli bilgileri var. Ama izleyicilerimiz de bunun tabii kısa bir başlıklarını paylaşıyoruz. %100 haklısınız. Daha detaylar hepsi var. Şimdi tabii... Ama bu tanışma konu başlıkları üzerinden eminim ki konuyu daha merak eden izleyicilerimiz sizlerle birlikte daha da detayına girecektir. Buyurun. İnşallah, inşallah. Tabii yeşil ekonomi ve sürdürülebilirlik kavramları bu kadar yıl tartışmış olmasına rağmen hani dünyanın geldiği veya işte ekonomimizin geldiği durumda çevre şartları ve dünyanın genel güç açısından ulaştığımız sonuçlara bakıldığı zaman bunu konuyu elitler düzeyinde tartışmanın sadece yeterli olmadığını, bunun her topluma göre sosyolojik boyutları, sosyal bilimlere ait boyutlarının da çok önemli olduğunu hepimiz yaşayarak müşahede ediyoruz. Buradaki katılımcılar, sizler, bu platformda yer alan insanlar istemese bile yeşil ekonomiyle ilgili, sürdürülebilirlikle ilgili kavramları bulunduğumuz ortamlar gereği sürekli duymak zorundayız, dinlemek zorundayız, dinliyoruz. Fakat yani yaşadığımız hayata baktığımız zaman da bu yaşadığımız ve yeter artık diye feryat edilen sorunlar kısmına baktığımız zaman da konunun bu boyutlarıyla da hani sosyal bilimler boyutlarıyla da ele alınmadığı müddetçe de çözülemeyeceğine dair bir kanaat taşıyan bir insanım. Kendi deneyimim, yaşam deneyimim, almış olduğum bilgim bana bunu söylüyor. Bunu etrafımdaki izlediğim bir popüler kavramlar olarak da gündeme taşınan sorunlara baktığım zaman evet teorik olarak elitler düzeyinde çok tartışmalar yürütüyoruz, yapıyoruz. Fakat bunun toplum boyutuna baktığımız zaman da bunun karşılığını göremediğimiz çok aşikardır. Ben sanayicileri, tabii Türkiye'deki sanayicileri şu anlamda çok takdir ediyorum. Ben bir profesyonel çalışan olarak, şekil onunla bulunan bir insan olarak bunu rahatlıkla söyleyebiliyorum. Sanayiciler aslında dünyadaki ekonomik gelişmeleri çok hızlı takip ediyorlar, çok hızlı aksiyon alıyorlar. Fakat bu alınan aksiyonlar sosyal bilimler kanadıyla da beslenmediği müddetçe çok travmatik sonuçlarla karşılaşabiliyoruz. Bu yaşadığımız sonuçlar aslında onu gösteriyor. Ben bu konuda ele alınan kavramları mesela diyelim ki bu teknolojiyi transfer ettiğimiz tüm ülkelerdeki özellikle yeşil ekonomiyle ilgili, sürdürülebilirlikle ilgili uygulamalara baktığım zaman aslında bunun tabanında çok güzel kültürel kodlar olduğunu görüyorum. Evet, biz teknolojik olarak bunu aldık ama yani bunun altyapısındaki kültüre dair bizde bir karşılık yok. Yani bunları ele almadığımız zaman da ve uygulamaya baktığınız zaman diyorsunuz ki bunun ülkemizde de bu şartlarda uygulandığı durumda bir sorun olmayacağı çok açıktır. Herkesin çok benimseyeceği bir ilke olduğu çok açıktır. Kimsenin itiraz edemeyeceği ülkelerin olduğu çok açıktır. Dolayısıyla hani bu boyutla baktığınız zaman işin içerisinde tabii ki işte sosyopsikolojik boyutlar var, sosyolojik boyutlar var,
felsefi diyebileceğiniz boyutlar var ki bence her şeyin felsefesinin doğru tanımlanması, doğru yolun oluşturulması ile ilgili çok önemli bir ilkedir diye düşünüyorum. Hukuki boyutlar var. Buna baktığımız zaman, konuyu böyle ele aldığımız zaman aslında eğer biz bu teknik tarafıyla, ki bunu ifade ettiğim gibi sanayicilerimiz çok başarılı bir şekilde yürütüyor. Eğer sosyal bilimlere dair tarafını da, kültüre dair tarafını da aynı şekilde kodlayabilirsek, ele alabilirsek, bu yaptığımız tüm işlerin sadece bizim alanımızla ilgili değil, sürdürülebilir olması, insani olmasına dair ilkeleri çok rahatlıkla yakalayabiliriz. Geldiğimiz aşamada artık şunu tartışır durumdayız. Yani evet, hepimiz konuyu doğrusal ekonomiden döngüsel ekonomiye dönüşüm konusunda destekliyoruz. Bu konuda genel bir mutabakat var. Ahmet Beyciğim, arkadaşlar mesaj geçiyorlar. Biraz zaman hızlı toparlayabilirsek çok memnun olurum. Evet, evet. Buyurun. Peki, yani ben buradan o zaman hemen kendi alanımızla ilgili çalışmalara gireyim. Bir kere bunun altını bu şekilde çizmek istiyorum. Şekiroğlu olarak tabii, Şekiroğlu 1959 yılında kurulmuş bir firmadır. İşte 44 yıldır da ambalaj sektörünün içerisinde aktif olarak yer almaktadır. Yani bulunduğumuz Şekiroğlu'nun alanı, çevresi tamamen işte marjinal bir arazi üzerine kurulmuş ve yani bir 2 metreye yakın bir dolgu yapılarak tüm alanı yeşillendirilmiş bir botanik bahçesi şeklinde ve işte özel yağmur sularından işte depolanarak bu şeylerin sulandığı bir alan içerisinde yer alıyor. Güzel bir alan içerisinde yer alıyor. Umarım tüm katılımcılarımız, yani gelip görme, bu anlamda kendileri de bir müşerref olmuş oluruz. Bizim bu bağlamda 2017 yılı itibariyle de bünyemizde bir ARGE merkezimiz var. Bu ARGE merkezimizde bu çerçevede ele aldığımız konuları gündeme getirecek olursak, bizim şu anda tabii ki en popüler kavram olarak az plastik kullanımı ile ilgili özel yürütmüş olduğumuz ARGE projelerimiz var. Bununla ilgili pek çok uygulamalarımız var. Hatta yani eleştiri de alıyoruz. Yani yeter artık, yani hani termoforma yakın ambalajlar üretiyorsunuz diye böyle eleştiriler de alan bir firma konumundayız. Bunun haricinde piyasada geri dönüştürülmesi imkansız olan ve sektörde yer alan, ki bizim şeyimizde mutlaka bu konularla ilgili de ürünlerimiz var, ekipmanlarımız var. İşte içeriğinde plastiklerin işte POM de kullanıyorsunuz, PP de kullanıyorsunuz, polietilen de kullanıyorsunuz. Yani bunları beraber geri dönüştürebileceğimiz ambalajların oluşturması konusunda çalışmalar yürütüyoruz, ARGE projeleri yürütüyoruz. Bizim yine termoplastiklerle ilgili, piyasada termosetlerle ilgili, mesela bu geri dönüştürülmesi zor olan, imkansız olan plastiklerle ilgili yine alternatif termoplastik geliştirme konusunda ARGE çalışmalarımız var. Geri dönüşümlerimizin kendi bünyemizde kullanması ile ilgili yürütmüş olduğumuz geri dönüşüm projelerimiz var. Geri dönüşümlerimizi tamamen kendi bünyemizde kullanabileceğimiz şekilde, dönüştürebilecek şekilde proje çalışmalarımız var. Yine ayrıca kullanmış olduğumuz makine ekipmanların daha düşük tonajlarda kullanılması kaydıyla, daha az enerji kullanımıyla üretilmesi konusunda yürütmüş olduğumuz özel işte kalıplama tekniğiyle ilgili yürütmüş olduğumuz çalışmalarımız var. Tamamen gıda sektörüne yönelik geri dönüşümü acaba kullanabilir miyiz? Bu konuda ne tür şeyler yapabiliriz diye yürütmüş olduğumuz ve üniversitelerle işbirliği halinde tabii ki yürütmüş olduğumuz projelerimiz var. Bu %100 geri dönüşümü hedefleyen ve bunun gıda sektöründe kullanımını kapsayan bir çalışma bu. Yaklaşık bir işte 3 yıllık periyodu var bu çalışmanın. Avrupa Birliği ile bu anlamda katkı sağlayıcı, işte muhtelif firmalarla ortak yürütmüş olduğumuz projeler var. Sektörel katkılar sağlayabileceğimiz. Firma olarak bu anlamda tabii genel bir bakış olarak şunu ifade etmek isterim. Tabii özellikle bu dünyadaki gelinen konum ve özellikle plastik ambalaj sektörüne yönelik yapılan yorumlar ve ithamlar konusuyla ilgili konuyu ele alacak olursak, burada kritik olan konunun hiçbir şekilde yürütmüş olduğumuz ekonomik faaliyetlere
yerel değil de global çerçevede bakmak zorunluluğumuz artık dünyada gelinen noktada haygılan bir husustur. Ve bu konuda artık dünya kaynaklarına dair yapılan yorumlarda sizlerin mutlaka hepinizin vakıf olduğu bir konudur. İşte biz yaşayan insanlar işte 1970'li yıllara ait ekonomik tüm kaynakları, dünya kaynaklarını bize ait olan kısmını tükettiğimiz ve artık gelecek kuşakların kaynaklarını tüketmeye başladığımız, eğer bu konuda aynı seviyede bu süreci devam ettirirsek, işte 2050'li yıllara yapılan projeksiyonda mevcut dünyanın 3 katı bir dünyaya ihtiyaç duyacağımızı eğer önlem almazsak ifade ediliyor, tanımlanıyor yapılan araştırmalarda. Dolayısıyla konuya böyle bakarsak artık bu bir global bir konu ve sadece yerel şeylerle çözülemeyecek bir konu. Bu bağlamda tabii ki işin hukuki düzenlemeleri, işte bize ait düzenlemeleri, bizim kültürümüze ait düzenlemelerin oluşturulmaksızın ilerleyemeyeceğimiz, gelişme kaydedemeyeceğimiz bir alan olduğu çok aşikar olan bir konu. Biz de buna destek vermek adına karbon salınımı ile ilgili işte kendi bünyemizde bu anlamda işin sertifikasyon boyutuna ait çalışmalar yürütüyoruz. Enerjimizi tüm şu andaki kaynaklarımızı gözden geçirerek bu konuda alacağımız iyileştirme çalışmalarını, işte enerjinin azaltımı ve işte bu konudaki alternatif doğal kaynakların kullanma dair çalışmalar yürütüyoruz sürece destek olmak adına. Evet. Ve belki döngüsel ekonomide bahsedilecek işi global bazda ele alan işte yeşil mutabakat ve Paris Anlaşması belki işin en kritik boyutunu ve şu haykırışı ifade ediyor bence. Evet, yani bu konuyu biz tüm dünya olarak, yani artık atıklarımızı dünyanın bir başka bölgesine sevk ederek çözemeyeceğimizi ve artık stratejik olarak tüm global firmaların bu konuda okyanuslardan şu kadar atık toplayacağız, bu kadar atık toplayacağız yaklaşımıyla artık bu bir haykırışı ifade eden bir aşamaya geldiğini düşünüyorum. Ahmet Beyciğim, çok güzel özetlediniz. Çok teşekkür ederim. Zaten baştan da söylediniz, yoğun bir hazırlığınız var. Sunum hazırlayacaktınız. Ama evet, tabii zaman sınırlı. Konuşacak da, konular çok geniş. Söyleyerek tamamlamak isterim başkanım. Biz eğer plastiklerle şu anda bir yüzleşebilseydik, konuşabilseydik, ben hepimizin, dünyada yaşayan tüm insanların plastiklere size müteşekkiriz. Size çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız hayatımızda. Ve hayatımıza kattıklarınız için size müteşekkiriz demek zorunda olduğumuzu düşünüyorum. Onun haricindeki kısım, başta da ifade etmiş olduğum gibi, işin tüm boyutlarıyla ele alınması, gerek hukuki gerek işte tüm düzenlemelerin ele alınması ve kuşkusuz her şeyde olduğu gibi, tüm dünyada geçerli olduğu gibi, hukuk döngüsü dediğimiz planla, uygula, kontrol et, önlem al başlıklarıyla ilerlemek zorunda olduğumuzu düşünüyorum. Süreyi açtığım için de özür diliyorum başkanım. Yani bu kadar özetleyebilirim. Kusura bakmayın lütfen. Ne demek? Biz çok teşekkür ediyoruz. Evet, ben son cümlemi şöyle bitiriyorum. Demin panelimize başlarken Sayın Murat Gökoğlu özellikle Interpack fuarındaki Türk katılımcılarından bahsetti. Ben tam rakamları hemen aldım arkadaşlardan. Dünyadaki en büyük ambalaj fuarıdır. Birinci tabii ev sahibi Almanya katılımcıydı. İkinci İtalya. Üçüncü Çin. Dördüncü Türkiye. Ama Türkiye'den 298 firmamız var. Çin'den 305. Yani arada bir fark yok. Baktığınızda bugün Avrupa'nın en büyük üçüncü ambalaj üreticisi Türkiye haline gelmiştir, çok rahat diye ifade edebiliriz. Ve bu ambalajları da sürdürülebilirlik çerçevesinde yeşil ekonominin bir parçası olarak üretecek bir sanayiye sahibiz. Bu sanayide, bu değişimde, bu dönüşümde önce olmak için çalışmaya devam ediyor. Ben bu panel için Sürdürülebilirlik Akademisi'ne çok teşekkür ediyorum. Değerli panelistlere ve vaktini veren siz değerli izleyicilerimize teşekkürlerimize saygımızı sunarak bitirmek istiyorum. Çok teşekkürler başkanım.